Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Vampire Survivor'da ölümsüz build'i göstereceğim size. Aslında ben böyle yayın dışı, kayıt dışı oynuyordum. Ama yani öyle bir build yaptım ki artık oyun bitmiyor. Her şeyin içinden geçiyorum, koşturuyorum. Yani oyunun böyle 5. 6. elindeyim ama o kadar güçlü oldum ki bunu da sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle build'imi bakın şurada en temelinde garlic yani sarımsağa dayalı olduğunu söylüyorum. Sonrasında kitap var. Kitap, Bible, İncil dönüyor etrafınızda. Karakter olarak ise, bu arada 68 level'a geldim 22. dakikada. Karakter olarak ise şu büyücü olan ikinci karakterimizi oynuyoruz. Daha fazla experience kazandığı için. Artık o kadar çok experience kazandık ki. Yani level atladıkça şey yapıyor, para veriyor artık bize. Skill falan upgrade alamıyoruz. Her şeyi fullledik çünkü. Bakın. Para veya yemek. Burada sonra önemli şeylerden biri cooldown düşürme ve hasar arttırma. Cooldown düşürüp hasar arttırınca bu kitap ve sarımsak çok daha hızlı bir şekilde dönüyor. Ve daha fazla hasar vuruyorlar. Öyle olunca da ne yapıyoruz? Temiz temiz hallediyoruz. Ondan sonra önemli olan ateş topu. Ateş topuyla hasar arttırmış ıspanak birleşince şu gördüğünüz alev toplarına dönüşüyor. Kocaman kocaman. Bunların hepsi içine geçiyor ya. Hepsinin içinden geçiyor bak. Buradan tutuyor. Ha tutuyor. Yani para verecek zaten. Dur alalım. Ya bakın 1564 gold kastım. Tek bir anda. Aynen. Ben çıldırıyorum arkada böyle. Yani sanki hile açmış gibiyiz. Para verdi zaten, hiç umurumda değil. Bak, hiçbir şey umursamıyorum yani. Her şeyin etrafından, içinden geçerek hasar yemeden dolaşabiliyorsun. Sadece yürüyor. Beklese de bir şey olmaz. Aynen. Bir şu bombacılar tehlikeli. Bu ikinci stage'deyiz. Kütüphane. Yani... Aa burada bir şey var, ne var? Ha bizim aldığımız... Karakterin %10 daha fazla koyun kazanmış değil. 18.000 tane yaratık öldürmüşüz. Gerçekten ilginç. Ya daha oyunun hakkında çok fazla bir fikrimiz yoktu ama oynarken bir anda prosu mu oldu, ne olduk anlamadım. Ne diyorsunuz ki? Yani, okulası biraz. Pro mu üzeriniz? Galiba. Olabilir. Sonra bak, bu fazla level atlamak için experience'da growth şeyini almak çok önemli. Normalde zaten karakterden dolayı her 10 level'da bir %5 daha fazla alıyoruz. Biz de grow to fullleyince %50 kadar neredeyse. Ya normalde %50 işte, bizden kendimizden gelen falan da %70 oluyor. Yani bolca kazanıyoruz. Bu bıçaklar da güzel. Beklediğimiz yerde kesmemizi sağlıyor. Mesela şöyle bekliyoruz. Bak bekliyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz ve win. Canımızın bayağı gelmeye başladı. Gelsin babası gelsin. Yaklaşamıyorlar ki. Kesilen biz bunları boss diye ağlardık. Valla ilk başta karşımıza boss diye çıktı, şimdi tokatlıyoruz, yaklaşamıyorlar bize. Baksanıza. Sarımsak ve şey kitap sayesinde yanımıza yaklaşamıyorlar. Zaten bu ateş topu da bitiriyor yanımıza gelene kadar. Magic Wand da bu arada. On... Gelsinler dur. Magic Wand da kitabı da birleştirince o da şey oluyor, güçleniyor. Hepsinin içinden geçiyor böyle, ışın atıyor. Dur gelsinler bakalım. Hiç hareket etmeyeceğim. Videoya özel. Bakın bunları bile indiriyorsa anlayın ki ölümsüz bu yedi bulmuş bulduk. Abi, bulmuş bulunduk. Ama belki yerlerde daha güçlü karakterler falan diyor. Belki bu yanında çok... Yani bu stage 2 için. Yerlerde yürüyoruz. Ama yani gerçekten çok güçlü. 20.000 yaratık oldu şimdi baksana. Arkadaşlar bunu kendimiz bulduk yani. Ben yaptım. Kendimizi bayağı. Kodumu at. Öğreniyorum.
He, yaklaşamıyorlar ki öldürsünler bizi. Nasıl öleceğiz biz? Ha, yarasa geliyor oğlum. Yarasa ne alaka? Oo, bak değişik bir yaratık geliyor. Aa, arkadaş. Aa, bu geldi. Bak, bundan uzaklaşacağım. Cadı. Öldün mü? Ölmem. Ölemem. Evet, şuradan uzaklaşalım. Yavaş yavaş. Geçerken kutuyu da alalım, aynen aldım. Aklın kafa verdi. Bu cadı nereden geldi ya? Bir arada Medusa geldi işte. İlginç bir şey var. 70 level da diye mi geldi acaba? Yok yok, kaçırmamış. Kaçırmamış. Ha, bak bu da. Bu ne? O ne? Oo, bu ne? Kuşlar ya, bilmiyorum ki, para geliyor ama. Para, para, para! Ne oluyor? Beş. Beşli. Yeee, para! İki tane de var. Artık alabileceğimiz bir şey olmadığı için para geliyor yani. Ama o neydi öyle yani, değil mi? Aynen. Tamam arkadaşlar, görüyorsunuz zaten bunlar artık hala gelmeye devam ediyor. Biz de o zaman burada videoyu bitiriyoruz. Aynen. Siz de ölümsüz olmak istiyorsanız bu build'i yaparak Stage 2'nin anasını ağlatabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.